Merhaba sevgili arkadaşlar, bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 4. sınıf Türkçe ders kitabı, 1. tema, okuma kültürü, tema, değerlendirme çalışmalarıyla birlikteyiz. Sayfa 38. Burada bir şiirimiz var. Şiirimizin ismi Ana Dilim Güzel Türkçe. Duygum, sevgim, heyecanım, ana dilim güzel Türkçe. Atalardan armağanım, ana dilim güzel Türkçe. O sevincim gözyaşımdır, ana sütüm can aşımdır. Yüzyıllardır yoldaşımdır, ana dilim güzel Türkçe. Dağım taşım toprağımsın, köküm dalım yaprağımsın. Dalgalanan bayrağımsın, ana dilim güzel Türkçe. Öfkü kaymaz. Okumuş olduğumuz şiire göre 1. ve 2. soruları birlikte cevaplandıralım. 1. soruda dilimiz bize kimler tarafından armağandır? Dilimiz bize atalarımız tarafından armağandır arkadaşlar. 2. soru, şair hangi duygularını ana diliyle ifade etmektedir? Sevinçlerini, gözyaşlarını, mutlu ve üzgün anlarını, doğayı, tarihi her şeyi ana diliyle ifade etmektedir. 3. Ana dil nelere benzetilmektedir? Dağa, taşa, toprağa, köke, dala, yaprağa, bayrağa benzetilmektedir. 2. bölümdeki soruda ise şiirin bana konusunu ve ana duygusunu belirleyerek aşağıya yazmam isteniyor. Şiirin konusu dil, ana duygusu ise dil sevgisi olarak yazabiliriz. Sayfa 39'a geçelim. Sayfa 39'daki 3. soru, verilen cümlelerin hangilerinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. Karşıdan karşıya geçerken sırasıyla sola, sağa, sonra tekrar sola bakmak gerekir. Evet, buradaki sol ve sağ kelimeleri zıt anlamlıdır. İşaretliyorum. Tarımda su tasarrufu için bilinçli sulama yöntemlerini kullanmalıyız. Burada arkadaşlar zıt anlamlı kelime var mı? Burada zıt anlamlı kelimeler yok. Bazı iğne yapraklı ağaçlar yaz, kış, yeşil kalır. Evet, buradaki yaz ve kış zıt anlamlı kelimelerdir. Burayı da işaretleyelim. Trafik polisi kırmızı ışıkta geçen sürücüyü ikaz etti. Burada zıt anlamlı bir kelime yok. Akşam erken uyur, sabah erken kalkarım. Akşam, sabah zıt anlamlı kelimelerdir. İşaretledik. Yaz mevsiminde ince, kış mevsiminde kalın kıyafetler tercih ederim. Burada yaz, kış, ince, kalın zıt anlamlı kelimelerdir. Burayı da işaretleyelim. 4. Verilen sözcükleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz. Dijital sayısal anlamındadır. Dekor süslemek. 3. Dizayn etmek, tasarlamak. 4. Profesyonel, usta. Detay, ayrıntı. Buradaki E'deki giriş boşta kaldı. Dikkat edelim. 5. Mesajı okuyunuz. Mesajın içeriğine yönelik verilen bilgilerden doğru olan ifadelere D, yanlış olanlara Y yazınız. Saygıdeğer vatandaşlarımız, güveniniz için kişisel bilgilerinizi sanal ortamda paylaşmayınız. Sanal ortamda size zorbalık eden kişiler olduğunda bunu en kısa zamanda güvenlik güçleriyle paylaşınız. Hukuk kurallarının ve cezalarının sanal ortamda da geçerli olduğunu unutmayınız. Gönderim saati 15.30. 1. Mesaj vatandaşlara yönelik yazılmıştır. Doğru. 2. Mesaj sahte haberlerle ilgilidir. Evet, burada sahte haberlerle ilgili bir mesaj yok. 3. Mesajın içeriğinde sanal güvenliğimizi sağlamak için bilgiler vermiştir. Burada sanal ortamda neleri yapıp neleri yapmayacağımıza ilgili bilgiler vermiştir. Doğru. 4. Mesajın gönderim saati 15.30'dur. Bu bilgi de doğru. 5. Mesajın amacı bizi internetin faydaları konusunda bilgilendirmektedir. Burada internetin faydaları ilgili bir bilgi verilmemiştir. 5. sorunun cevabı da yanlış. Sayfa 46. soru. Verilen cümlelerde yay ayraç, yani parantez içine uygun noktalama işaretlerini koyalım. Sevgi, virgül, sahip olduğumuz en asil duygudur. Nokta. Babası, virgül, Mehmet'e akvaryum ve balık alacağını söyledi. Nokta. Kitap fuarı saat 09'da açılıyor. Saat ve dakikanın arasında nokta konur, cümlenin sonunda yine nokta koymayı unutmayalım.
Misafirlerimize kolonya, virgül, lokum, virgül, şekerleme ve Türk kahvesi ikram ederiz. Nokta. Thomas Edison, burada yabancı bir isim olduğu için parantez içinde Türkçe okunuşu vermiş. Virgül, bu da Roma rakamıydı arkadaşlar. 20 var. 20. yüzyılda nokta. İnsan yaşamını etkileyen icatlar yapmıştır. Cümlemiz bitti. Sonuna nokta koyalım. 7. soru. Aynı apartmanda oturan Ali, Ayşe, Cemil ve Dilek ile ilgili bilgiler verilmiş. Ali Ayşe'nin bir alt katında oturuyor. Dilek ile Ali'nin arasındaki katta Cemil oturuyor. En üst katta Ayşe oturuyor. Evet, en üst katta Ayşe oturduğuna göre 4. kata Ayşe'yi yazdım. Şimdi Ayşe ile ilgili hangi bilgi vardı? Ali Ayşe'nin bir alt katında oturuyorsa 3. katta da Ali vardı. Daha sonra Dilek ile Ali'nin arasında Cemil varmış. Ali buradaysa arkadaşlar, Dilek ile Ali'nin arasında Cemil varsa Dilek 1. katta, Cemil 2. katta olması gerekiyor. Buna göre şıklarımıza bakalım. En üstte Ayşe, altında Ali, daha sonra Cemil ve Dilek. Buraya göre arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkında verilmiştir. 8. A kutusundaki kelimeler B kutusunda bulunan eş anlamlar ile eşleştirildiğinde B kutusunda hangi kelime boşta kalır? Yetenek, kabiliyet, yararlı, faydalı, rehber, kılavuz, gelecek, istikbal. Hangi kelime boşta kaldı? Buradaki masal kelimesi boşta kaldı. Aşağıdan şıklarımıza baktığımız zaman masal kelimesinin D şıkkında olduğunu görüyoruz. Cevabımız D şıkkı. Sayfa 41, 9. soru. Hangi çocuğun altı çizili kelimeyle ilgili yapmış olduğu açıklama yanlıştır? Bakalım. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumak her Türk vatandaşının vazifesidir. 2. Ayın 4 evresi vardır. 3. Kitapların benim için oldukça değerlidir. 4. Konuyla ilgili çeşitli örnekler verelim. Bakalım çocuklara. Birinci cümlede altı çizili kelime görev anlamındadır. Evet, burada vazife görev anlamında, doğru. 2'ye bakalım. İkinci cümlede altı çizili kelime aşama anlamındadır. 4 evresi vardır. Evet, evre aşama anlamındadır. Doğru. Üçüncü cümlede altı çizili kelime kıymetli. Evet, değerli, kıymetli. Bu da doğru. Dördüncü cümlede altı çizili kelime kural. Konuyla ilgili çeşitli örnek. Örnek kural anlamında değildir arkadaşlar. Cevabımız en sondaki çocuk. Aşağıdan bu çocuğu bulalım. Cevabımız D şıkkında verilmiştir. 10. soru. Verilen cümlelerin hangisinde hayali bir öğe vardır? Bulutlar birbirine öyle sıkıca sarılmışlardı ki. Evet, burada arkadaşlar bulutların bir insan gibi birbirine sarılmaları verilmiş bir hayali öğedir. Düzenli kitap okuma kelime dağarcığımızı geliştirir. Gerçek bir ifade. Kitap bağışı ile kütüphanemize bu hafta 50 adet kitap ekledik. Gerçek bir ifade. Güneş sıcaklığı ile bizi terletiyordu. Yine gerçektir. Hayali öğe olan arkadaşlar A şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.